Kanka var ya. Normal. Hıçkırmak normal. Bu da dayanacağını... Çok kötüyüm. Ha! Evimde bana sokarım. Ver kavis koyu. Kaçamıyorum. Oo, gerçekten merhaba. Seni sevmiyorum Orkun. Ozan. Herkese merhaba, ben Orkun. Acılı Ev Turu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine çok güzel konuklarımız var. Çok güzel konuklarımızı yine öldüreceğiz. Ve her zamanki gibi Orkun'un acıları yakında piyasaya çıkacak. Bizim kendi yaptığımız halis mulis yerli biber kullanarak yaptığımız çok acı acımız. İlk konuğumuz Doğan Kabak'a geldik. Doğan Kabak'ın evi farklı. Kırmızı bir şey arıyoruz. Aa, Ferrari. Nasıl okunuyor? Ferrari. İtalyanlar Ferrari demiyordur. Bunu yapan adam ne diyor bunu, nasıl okuyor? Okumayı bilmiyoruz daha. Cahil cüvela yaşıyoruz. Asi, hoş geldiniz. Böyle açayım, daha rahat konuşuruz. Ben böyle arabanın içinde yaşıyorum. Buradayım artık, ne yapayım? Şurada bir battaniye, iki küçük yastık. Ne yapıyorsunuz? Biz şunu merak ettik Doğan Kabak. Evet abi. Bu arabanın adını Ferrari, İtalyanlar nasıl okuyor? Ferrari. Ferrari. Hadi bakalım Doğan Kabak. Ama tam alamadık. Ne yapacağım? Yutacak mıyım ama? E tabi yutalım. Bu şimdi bizim başlangıç acımız. Orkun'un acılarının ilk seviye acısı. Bir şey yok mu içecek hiç? Yok. Arabayı anlatsana biraz ya. Ben Ferrari çok görmediğim için biraz mıncıklıyım. Biraz şöyle el diyelim. Oo. Bir şey yok mu içecek? Su mu yok mu? Çok kötü. Yok abi bir şey. Hıçkırmaya başladım. Evde içersin ayran, yoğurdun vardır ayranın. Hıçkırıyorum, normal mi? Normal normal. Hıçkırmak normal. Geğirmek normal. Bir gaz, ara gaz verir misin bir? Çok kötüyüm. Eve gidelim. Bu ne oğlum? Niye çıkarıyor? Oğlum kötü acı. Gerçekten kötü acı bu. Ağlamak da çok normal. Koşarak eve gidiyoruz galiba. Hayatımda hiç acı yemedim ben. Bu ne ya? Sesim gitti kanka. Oğlum çok kötü bu. Kanka tamam, gel biraz yoğurt verelim sana ya. Arabayı hiç gezemedik. Ben arabayla ilgili hiçbir şey öğrenemedim ya. Kanka boş ver arabayı. Çok kötüyüm. 2012 458 Spider 3 küsür civarı bir fiyatı var. 2012 model cillop gibi bir araç. Oğlum nefes aldıkça daha kötü oluyorum. Tamam 10 dakikaya geçecek bak. Dedim hani çok şey bir his geliyor ama... Dayanacağın bir his. Bu dayanacağını bir... Yoğurt yesem geçer mi? Daha mı kötü olur? Biraz iyi gelir yoğurt, evet. Yiyip de vefat etmeyen olmadı zaten. Bari evi gezdir ama. Ayran da yok. Yoğurt da mı yok? Yapma ya. Yok mu? Var var. Çok kötü hissediyorsan bir kapak verelim, o da iyi var, gelir. Var. Çok kötüyüm. Tamam, yoğurt devam. İki dakikaya çok iyi hissedeceksin kendini. Gezdir babuşum bize. Televizyon yeni gelmiş belli çünkü bir şeyin üstünde durmuyor. Aynen, onun altına bir şey yapacağım. Oğlum ne yaptın bana ya? Ama 15 dakikada geç bak, çok kötü hissediyorum bir de kendimi böyle ya. İkinciyi var ya, hayatta yapma. Tamam yapma ya. Tamam ben de kötü. Ne geldi işte başıma, senin yüzünden geldi. Exatlona. Ne oldu ya, orada hiçbir şey gelmedi ki başına. Acı yemedin ki sen. İşte bu o acıya benzer yakın bir acı. O böyle bir acı mıydı? O miktar olarak daha fazlaydı. Oğlum gezdim benzim yanıyor ya. Şu an iyisin ama daha iyisin. Bir tık daha iyiyim. Hadi bir gezdir bizi ya. Zorluğu bu zaten. Bir yandan yanarak bir yandan gezdirmen lazım. Benim evim küçük kanka. İşte burası YouTube köşesi. Bütün video hıçkıracağım galiba. İşte burada bir televizyonum var. Manzaram güzel. Şu masaj makinesi işe yarıyor mu? Ben çok görüyorum. Şarjı bitmiş olabilir. Aç bakayım. Kalbe falan yapma. Çok kötü olur. Çok kötü olur. Ses efekt mi veriyorsunuz şu an siz videoya? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Oğlum ses değiştirme, böyle yapabilirmişiz lan işte. Ulan yat. Sırt üstü fark sırt etmez. Sırt üstü yatayım. Ver ayağını. Al ayağımı. Oğlum bunda hiçbir şey etki etmiyor. Normalde bunu yapınca insanlar çığlık mılık atıyor. Gıdıklanmalı mıyım? Gıdıklanmalısın, böyle bir uyuşmalısın. Ha ha ha, gıdıklanıyorum. Yalandan. Gerçek motor ve arabayı evin içinde nasıl sokuyoruzu ben anlamıyorum. Oğlum işte yürüme yoldan mı girdim? Hayır, yürüme yoldan geldik ya işte, öyle sokuyorsun kanka. Aa, geldik ya buradan. Motorumuz burada abi, istersen böyle çıkıyorsun. Ben buna bindim. Bu 69 model Java. Bir modifikasyon var mı üstünde? Köylerde falan gördüğümüz bordo Java'lar evet. Vardır ya, buraya fotoğrafını koyarsınız. Normalde bu o aslında. Benzin istiyorsan doldurabilirsin. Ha? Kaça veriyor? 6 lira oldu mu litresi? 7 lira oldu galiba. 7 lira mı oldu? Hiç bakmayayım ben artık. Bir şey diyeceğim, 7.5'tan ver alayım. 7'den düz yaparım sana. 7 düz yaparım yabancı disk. 5 litreni aldım. Hayırlı olsun. Gidiyoruz geçen, yani Orkun'la Dominik'teyiz. Neyse hiç unutmam. Abi bu herif kadar ben hayatımda gerçekten hem cesaret hem de hırsızlığı beceremeyen bir adam görmedim. Abi yılanların içine nasıl girdin o gün ya? Sen benim saatimi mi çaldın? Yok mu abi? Kendi saatimi yerine koydum. Yılanların içine nasıl girdin lan o gün? Aa, öyle bir şey yaşadık lan biz. Abi. Ben girmeden önce şey diyordum sana. Doğan ben muhtemelen öleceğim. Bu seninle son videom olabilir. Olabilir. Harbiden kanka ya. Çok büyük
büyük cesaret. Ben yanına yaklaşamıyorum yılanların. Bu girdi küvete ya. Allah'ım daha kötü bir şey yaşamadım hayatımda. İzlendi mi o video? İzlenmedi. Zaten hayatımızı tehlikeye attığımız videolar evet. Çok izlenmiyor. Abi kesin izlenmiyor. Bir bildiğin Fear Factor'ın abartılmış versiyonu şeyini yaptı. Ben gösteri uçağına bindim kanka işte. Üçüncü harekette, dördüncü harekette dedim ki beni indir. Bir tane sırt çantası verdiler bana. Dediler ki bir şey olursa bu çek. Üstte plexi var. Ben onu atacağım dedi camı. Sonra aşağıya doğru aşağı. Atla. Bunu çekeceksin. Açılmazsa bunu çekeceksin. İkisi de açılmazsa geçmiş sağlık olsun. Sağlık olsun. Çok korkmuştum ama bayağı bir G yedik ya. F-16'ın yarısı kadar yedik. Kaç G acaba? Şimdi bana sayıyla gelmen lazım. Şimdi biz de genelde kaç hafta sonları hanımla Amerikalarda jetlere biniyoruz falan. Genelde takılıyoruz biz öyle. 8G'ler, 10G'ler bunlar bizim için düşük sayılar. G'li güzel ya. Valla. Ben de evleniyorum. Aa! Evet. Kimle lan? Tanımazsınız ya. Camiadan değil. Evleniyor musun? Evet. Kesin bilgi. Evet. Valla mı ya? Tabii. Tebrik ediyorum ya. Kesin bilgi yayalım. Ya. Aramıza hoş geleceksin. Ev bitti zaten bu kadar. Ne aşağısı ne? Var var gel. Oğlum o neydi? Ben zaten bir ara gidiyoruz herhalde hastaneye falan yani. O his geçen bir his. Onu anlatmaya çalıştım. Kanka ama hiç geçmeyecekmiş gibi. İşte evet. O ilk yaşadığında öyle oluyor ama sonra alışıyorsun işte. O da enteresan bir durum tabii de. Sağ tarafa hiç bakma. Sağ taraf benim depom. Ne arıyorsan bisiklet falan var. Burada şey var. Çamaşır odam. Ölçü birimi olarak ben duruyorum arada. Banyom, tuvaletim, misafir. Misafir tuvaletim. Misafir. Tuvalet. Burası Doğan işte, Kabağ'ın yatak olan. Odasının aynen. Tuvalet odası. Burası Doğan Kabağ'ın yatak odasının giyinme odası. Burası da yatak odam. Bu burası da yatak bahçe yaptım. Aa bahçe çok güzelmiş. Yani, burada küçük mangal var falan kendi çapımızda. Ev bitti. Abi güle güle otur vallahi güzel evmiş. Sen de bittin ama. Kanka var ya şu an yeni nefes almaya başlıyorum oğlum. Hıçkırık benim hayatımda hıçkırık tutmaz ya. Ya işte o tamamen psikolojik bir şey. Yani ne psikolojik oğlum yanıyorum nasıl geçebilir. Psikolojik? Ama dayanılabilir bir acı. Sen ona tamam. Ben dayanamam nefes alamıyorum diye kendini şartlarsan bayılırsın. İnsan bilmediği şeylerden çok evet. Korkarmış ya. Evet. Ben böyle bir acı daha önce yaşamadım. Evet. Kendimi çok merak ediyorum mesela. Nasıl çıktım ya? Sesim hala garip geliyor. Normal mi sesim şu an? Bir böyle bir arabesk tonalitesi var ama böyle bir. Son olarak şey sorayım. Kiranız ne kadar? Kiramız şu an 6 küsür. İyiymiş ya. İyi buralar iyi. Ama 2,5 yıl önce girdin sen. Çıksan burası 20'den aşağı bırakmaz. Yok 20 değil de 10 küsür olur. Bence 17'si var ya. Yapma ya. Sen böyle geze geze tabii emlak sektörüne de hakim. Hakim bak bunun malzemesi 3. kalite hadi cam ya. Aynası mesela. Evet hissediyorsun evet. Hani. Şey. Ama bütün duvarlar öyle burada. Bak. Yalıtım malzemesi de kaplattırdım ben duvarları. Hadi ya. Tabii. Aidatı 1200 TL. Çok ya. Su içinde. Elektrik, internet. Onlar benden. Hadi bir dakika bak görüşürüz. Gidiyor musun? Biz gidiyoruz. Bak kahve için. Yok ya bu kadar. Vallahi mi? Biz Murat'ı yak. Şimdi git. Kanka bir dakika oğlum dur harbiden lan akşam falan bir şey olacak mı bana? Kuvvetle muhtemel olmaz. Bazen oluyor bazen olmuyor. Bir şey olursa ne yapıyorum? İçiyorsun bu. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Hadi. Evet sıradaki talihsizimiz Murat'a geldik acımızla. Murat gerçekten hayatı boyunca bundan bir şekilde kaçmayı başardı. Yani yıllardır sürekli bir bahanesi sürekli bir şey oluyordu. Ama gün geldi. Murat bizden kaçamazsın artık sıkıştırdım dedim. Yarın geliyorum dedim. Gel. Bir abone oluverin be. Bir Allah rızası için. Anketör ya da dilenci değilim. Apartmana girmiş olabilirim şu anda ama bir abone olun Allah aşkına ya. Kaçıncı kat? Bir de garipçik hiçbir şey yememiş. Yeni kalkmış şimdi sabah. Yeni gözünü açtı. Acıyla açacak gözünü. Öldürme, 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 öldürme. Murat'ın acı dolu deneyimine geçmeden önce kripto paralarını alım satım dışında değerlendirmek isteyenler için harika bir projemiz var. Bugün sizlere merkeziyetsiz finans uygulaması olan EnnoWallet'ı tanıtacağım. Sloganı kendi bankanız olun. Yani günlük bankacılık uygulamalarında olduğu gibi kripto varlıklarınızı faize yatırabildiğiniz, takas edebildiğiniz, kripto olarak kredi alıp kredi verebildiğiniz bir platformdan bahsediyorum. Basit kullanımı ve çalışma mantığı daha iyi bir finansal sistem kurmayı hedefliyor ve merkeziyetsiz borsaları cep telefonunuza taşıyor. Kullanmak için sadece EnnoWallet'ın mobil uygulamasını Apple ya da Android telefonunuza indirmeniz yeterli. Üstelik kullandığınızda işlem ücretleriniz o kadar düşük ki neredeyse yok gibi bir şey. Bu arada atlamadan EnnoWallet'ın bir kripto cüzdan olduğunu da unutmayın. Dilerseniz istediğiniz zaman eşe, dosta, arkadaşa 3 saniye içinde kripto para transferi yapabilirsiniz. Proje yakın zaman içerisinde kendi token'ı olan EnnoCash'i duyurdu. EnnoCash'i satın almak ya da daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız Coin Mühendisi'nin videosunu şuralara açıklamaya aşağıya bir yerlere koyuyoruz. Oradan tıklayıp ziyaret edebilirsiniz. Hadi ben kaçıyorum. Murat'ın başına neler gelecek? Spoiler alert bayağı yanıyor. Kardeşim bir saattir kafa atıyorum. Kafam kırıldı ya. Günaydın. Ne? Onu çek. Neyi çekeyim? Çek onu. Gel gel. Kapıdan daha girer girmez. Gel gel. Hayır abi direkt yemem onu ben tabii. Nasıl girer girmez? Olay mı ya? Şimdi olay mı bu ne ya? Gözüm şimdi açmışım. Daha kahve içmedim. Ben dedim sana. Acı değil. Şey yapıyoruz. Şov yapıyoruz ama videolarda. Herkes oyunculuk yapıyor. Sen de yapacaksın şimdi. Gel.
Ya gel şuraya. Ya gelsene oğlum şuraya. Girin içeri. Önce ye sonra giriyoruz. Ne attın sen bana ya? Oğlum harbiden bir 10 dakika sonra mı yapsak? Gel, boğazım gel. Çok acıyor benim bak. Pişir misin? Vallahi biraz azaltsana. Boğazım azalttım, çok acıyor. Korktum. Boğulurum falan. Tamam gel. Olmaz. Hayır almadın. Gel şuraya. Ya alsana şunu. Ya emsene şunu. Emmedin ki. Allah cezanı ver. Bu kadar yalandan bir şey görmedim. Demem onu ben. Çekil. Sütü şey yarıyor muydu lan? Yarıyor muydu? Yarıyor. Murat? Ne? İyi misin? Hadi gezdir bizi evini. Oğlum rol yapıyorsun şu anda. Acı değil. Yalancı Oğlum ev çok güzelmiş lan. Ben siteyi de çok sevdim, evi de çok sevdim bu arada. Hadi bir gezdir beni ya. Acı nasıl geçecek? Çok acıyor, nasıl geçecek bu? Geçiyor, 10 dakikaya geçiyor ya. Ne zaman geçti? Murat hadi gezdi. Lan hayvan yavaş. Su yaramıyor işte. Hadi gel gezdir ya, merak ettim evi. Burası tamam. Nereye gitti o ya? Tuvalete girdi. Gel biz de gidelim. Nasılsın? Burası şey suyla diğer kedinin tuvaleti. Şu nasıl bir şey ya? Çok komik oğlum o. Çok komik baskı. Salonda televizyon var. Acın geçti mi? Dindi mi acın? Acım geçtiğinde geçmedi daha konuşamıyorum. Ay şimdi 6 milyon vereceğiz ya. Gel bak burada bunu ben yaptırdım. Böyle yaptırdım bunu ben. Burası yoktu böyle. Ah vizyonlu hareket. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. 6 milyon vereyim mi? Hayır mutfağa sığmıyoruz diye bunu yaptırdık. Hadi 6 milyon çıkaralım mutfak 6 milyon. Mutfak boş kaldı. Gel kürdan ucuyla veriyoruz onu. O daha az yakıyor gel. Bunu ağzıma almam bak. Kürdan ucuyla alacaksın ya. Ya oğlum sen daha büyük şeyler aldın ağzında. Gel. Senleyken neden ağzıma bir şey alsam başım belaya giriyor. Geçen Tesla'da beni bırakmayacaktın öyle Murat. Gece 4'te beni bırakıp gitmeyecektin Murat. Bu o kadar yakmayacak ya. Hiç uğraşma. Hadi evi. Gel buraya gel. Bu da başka tuvalet galiba. Üst kat tuvaleti. Gel. Hayır yiyorum. Süt şişesini su doldurup içime çeşmesin. Vallahi bak bu daha az yakıyor. Allah belamı versin daha az yakıyor. Ne yapıyorsun ya? Sırıda mı? Oğlum o şişenin aerodinamiği o hareketi yapmak için elverişli değil. Gel buraya ya. Hayır ya. Evimde bana sokarım. Damlayacak bir yerine damlayacak. Kör olacaksın salak al şunu. Hadi bakalım. Derin nefes al. O nasıl yapılıyor ya? Sen yap olur kendiliğinden gelir. Ya Murat ama böyle taksi olma kurumuş zaten gelmiyor şu an. Emmen lazım emcükle ağzını kapayıp böyle tam şey yapman lazım. Böyle olmaz ki ya. Dondurma yer gibi adam acı yiyor ya. Geliyor şu an ama. Ama kalanı da. Acımaya başlıyor. Ama kalanı da. Acı. Akıdıyor. Hadi tamam oldu. Ver Kaçamıyorum. Yutkum çok acıyor. Yutkum acıyor burası benim oda. Hadi lan. Lan dur. Yalancı p***. Nasıl bir görsel ya. Sen bunu hamamda da yedirdin ya. İyi misin? Ne vereyim Murat'a? Ölmüşlerin ruhu. Teşekkür ederim. Kardeşim ben bu kadar hayatımda toplasam bu kadar küfür yemedim. Abi her saniye daha çok acıyor. Bu ne ya? O zaman biz müsaade isteyelim. Biz kaçalım. Hadi biz gidiyoruz. Allah'ım lütfen Oğuzhan Uğur ölmesin. Vallahi az veriyorum. Çok korkuyorum artık. Hadi bismillah. Merhaba Televoli. Az koydun değil mi çocuğum? Az koydum. Bu böyle bir 30 saniye sonra hissetmeye başlayacaksın. Arası acıyla da çok iyi değil bu arada Oğuzhan'ın. Özlem ayran nerede? Gezdir babuşum bizi. Ya işte buralar. Böyle güzel yerler. Nasılsın? Hiç iyi değilim. Oo gerçekten merhaba. Oğuzhan Uğur'un evine ne zaman gelsem hiç gezdirmiyorsun. Bir ayran alabilir miyim hemen? Bak şey gibi düşün. Mimar Selim gelmiş. Hı-hı. Değişiklik yapacakmış gibi gezdir beni. Ben... Hemen geliyorum. Ne oldu? Kaybettik. Kapı gibi adam gitti. Ne yapıyorsun? Ölüyorum. Sen? Hayır ne yapıyorsun iyi gelmesi için şu an? Hiçbir şey yapamıyormuşum. Merhaba. Bir şey söyleyeyim mi? Başım dönüyor. Ben peşinde dolanıyorum böyle mal gibi. La gezdirir bizi. Böyle bir uyuşma oldu mu? Evet. Daha acı bir şeymiş miydin hayat? Hayır. Seni sevmiyorum Orkun. Babanı da sevmezdim zaten. Ama az verdim. Vallahi çok az verdim ya. Daha azı bu. Mini acık verdim. Geçecek 10 dakikaya geçecek. Sen bize evi gezdir. Ne gidiyoruz ya? Tuvalete gitmem lazım. Pardon. Vicdan azabıyla neşe karışık şu an.
Böyle hem insanları yakmak hoşuma gidiyor hem de o sana yaktığım için çok vicdan azabı çekiyorum. Ozan! Konuşamıyorum moruk, başım dönüyor. Tamam sakin, çok hareket edeyim. Ben bir daha tuvalete gidiyorum. Bu neymiş be? Hep böyle oluyor, ne yapacağız? Biz gezelim o zaman. Evet, şurada sushi'miz var. Kendisi 7 yaşında ama parmak boyutunda hala. Gel sushi'cim. Bu sushi birazcık çapaklı kendisi. Burası salon alanı. Şurada bir bilardo masası var. Ben çok oynadıklarını zannetmiyorum. Ben buraya hiç geldiğimde de hiçbir zaman oynanmadı. Şimdi Oğuzhan'a buradan yeni kılıçlar gelmiş. Enes'in evindeki kılıçları yapan firmanın yaptığı kılıçlar sanıyorum. Üstünde isim de yazmışlar. Bana niye böyle kılıç yapılmıyor? Ama ben şey istiyorum. Samuray kılıcı istiyorum. Bir de bunu tutma yeri çok ağır. Savaşta kullanışlı olmaz bu ya. Şurada piyanosu var. Sener ve Latin gırdatsın Oğuzhan Uğur. Ödül duvarını göstereyim. Tabii ki Oğuzhan Uğur olunca zibil milyar tane ödülü oluyor. Her yerde babalanın ayrı, Oğuzhan'ın kendi ayrı. Kakıcım geçecek. 5 dakika, 5 dakikaya geçecek. Başında bir uyuşma var mı? Ben geziyorum da sen... Gez ne olursun ya, çok gez burayı. Yine gitti tuvalete. Vallahi ağzına koydum ya. Oğuzhan genelde koltukta uyur. Yani yatak odasını çok kullanmaz ama bir yatak odasına da bakalım. Geliyor musun? Anladım, o bana mı girsin? Ne olsun? Sana girdi. Aa, buranın değişmiş burası. İlker Ayrık'la birleşmeden önce Oğuzhan stüdyo olarak burayı kullanıyordu. Burada böyle bir masa vardı, buradan çekiyorlardı. Burası green screen'di, hava kalla duruyor hatta. Şurada bir tane depo var bildiğim kadarıyla, diğeri de tuvalet. Kardeşim nasıl bir ev turu? Ev sahibi yok. Oğuzhan Uğur. Benim. Şurup verelim mi çok kötüysen? Bir şey söyleyeceğim. Genizim akıyor biliyor musun? Yani bütün beynim açıldı. Beynimin içindeki hücreler... Ben bunu içtiğim için, bu acıyı hep yediğim için hiç korona olmadım mesela. Full temizliyor. Vücudu. Şu an korona olmayı yeğlerim. Vallahi mı? Şöyle söyleyeyim sana, anlatacağım biraz sonra. Bir saniye. Şu an anlatamıyorum. Ölen oldu mu? Geçiyor ya, böyle hissediyorsun. Bunu herkes hissediyor. Senin hissettiğini herkes hissediyor. Ben de hissediyorum. Birazcık dayanmak önemli bu hisse. Bütün kafan, her yerin açıldı. Genzin açıldı. Her yerin yanıyor. Karnın, bağırsakların... Miden yanıyor mu? Miden yanıyorsa Gaviscon verelim. Bir kere de hayırlı bir video için gel şuraya. Bacağıma Oğuzhan Kalp Orkun yazdırdın. Hayatımdaki bütün kadınlara bunu anlatmak zorunda kaldım. Yıllarca. Niye? Gizli bir ilişkimiz olamaz mı ya? İlişki gizliyse niye dövmesini yaptıralım? İşte herkes görmez diye düşündük. O birbirimiz görelim diye yaptık. Evet. Hani görene şaka diyoruz ya. Tabii ki gizli bir ilişkimiz yok değil mi? Bir de gittin üstüne evlendim falan deyip kaçıyor. Anlat Gari, nasılsın? Hoppa. Bu tabii alçak bir pota. Ne yapayım? Cüceyim ben. Herkesin kendi boyuna göre mi? Ya hey. Girdi. Eski basketçilerden kim kaldı ya? Kim kaldı ya? Konuşabilecek durumda mısın? Biraz. Tamam, sen anlat, biz sana altyazı koyar ya da dublaj yaptırırız. Tamam, hemen yapıyorum. Peki kira ne kadar? Bu kadar mı? Şu kadar. Anladım. Sen bir daha ye. Orkun'un bütün takipçilerinden ve abonelerinden özür dileyerek söylüyorum. Beni ortadan ikiye ayırıp açıp içime doldursalar. Onu geç. 1 milyon dolar verseler. Vergisi mi? Yok. Vergisiz böyle cillop böyle 1 milyon dolar trink verseler. Bana 1 milyon dolar ver, ben onunla yıkanırım. Görmek için gerçekten bütün birikimimi sana verebilirim. Vallahi ver ya, hemen yıkanırım. 1 milyon dolar kaç para yapıyor şu an? 8.6 milyon TL. Ben de yaparım. Birlikte yıkanalım. Sen dolar 2.5'da mı bıraktın nasıl satayım? Kaç sanıyorsun? Ben seninle yıkanırken öpüşürüm. Öyle düşün yani. Nasıl bir acı? Ben acı hiç sevmem. Yemişliğim de vardır ama. Doğal olarak acının sana yapabileceğini biliyorum. Acı değil bu. Bak, bu başka bir şey. Dilimin tamamı. Uyuştum ve konuşamıyorum şu an. Çok normal abi. Ağlamadın da çok. Abi ağlamadın mı? Çığlıklar atarak tuvalete koştum ve 8 dakika tuvalette geçirdim. Bence iyi dayandı ya. Sadece konuşamadı yani. Tek sakıncan konuşamamış olman. Ya şöyle söyleyeyim. Beynimin arkası ve yan tarafı böyle hani yok. Bir de burası çok sıcak galiba. İçer miyiz? Evet, bana çok sıcak geldi. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim kafam neden güzel oldu? Böyle ilk yediğin zaman böyle kafa arkada şurada bir uyuşma oluyor değil mi? Böyle bir Leyla'ya bağlıyorsun. Ne oluyor bilmiyorum. Niye olduğunu bilmiyorum. Gerçekten inanılmaz bir şey bu. Bu neden var? Düşman askerlerinin üzerine serpsen bak savaşı kazanırsın. Ne gerek var abi? Ben de şey zannediyorum. İyi gelecek bana falan. İyi, sen kaçıyoruz biz. Bu nasıl bir video? Eve geldin, ben çığlıklar atarak dolaştım, sonra hiçbir şey yapamadım. Bazen oluyor, bazen kime acı verirsek ağzı tutuluyor, gidiyor. Kusura bakmayın, çok daha verimli bir konuk olmak isterdim canı ama. Canı sağ olsun. Ne güzel yandı sen. Seviyorum.